Yani işimizi yaparken aslında birçok gazeteci arkadaşım gibi ben de o an çok fark etmiyoruz bunu. Sonradan akşam görüntüleri izlediğimiz zaman durumun ve oradaki şiddetin farkında oluyoruz. Çünkü oradaki sahadayken, alandayken, cumartesi annelerini kaydederken tek bir motivasyonumuz var. Annelerin karanfillerini takip etmek, annelerin beyaz dülbentlerini takip etmek, annelerin sözünü, sesini ve sözünü takip etmek oluyor. Orada işte bizim birçok kez, yıllardır işte küfürler duyuyoruz. Meydan açıkken de anneler meydanda oturup seslerini, açıklamalarını yaparken de gazeteciler bu kadar yoğun olmasa da yine şiddet duyardık. Yine gelirlerdi, sürekli küfür ederlerdi. Bu kadar düzenli, sistemli bir şekilde annelerin haberlerini takip ediyor olmak onları rahatsız ederdi ve o meydandan bizi de uzaklaştırmaya çalışırlardı. Ama son dönemde sizin de söylediğiniz gibi özellikle son 16 haftadır fiziksel şiddet de artmış durumda. Ama söylediğim gibi o sırada biz haberi yaparken motivasyonumuz anneler olduğu için o şiddet bizi o an etkilemiyor, çok aklımıza gelmiyor. Sonradan fark ediyoruz biz ve bunu dillendirmek bile aklımıza gelmiyor ve hatta birçok kez dillendirmiyoruz. Çünkü bence bir gazetecinin gazetecilik ilkeleriyle çelişen bir durum. Önceliğimiz haberlerimizdir, haberciliktir, o haberdir. Haberde sesini duyurmak istediğimiz annedir bizim için öncelik. O yüzden benim kolum morarmış, ayağım şişmiş, her hafta olan şeyler ama hiç önemli değil. Onlar geçiyor ama uzun zamandır devam eden bir mücadele var ve önemli olan o mücadelenin görünür olması, o mücadelenin sesinin birilerinin duyuyor olması. Gazeteci olarak 10 yılı geçti ama ben cumartesi anneleriyle beraber büyüdüm. Hasan Ocak eylemleriyle beraber vardım. Yani neredeyse hemen hemen ilk başladığı dönemden beri içindeyim. Benim için sadece bir haber değil o yüzden cumartesi anneleri. Onlarla beraber büyüdüm. Onlar benim ailem olarak varlar. Ve hani çocuklarıyla beraber büyüdüm. Şimdiki genç olanlarla aynı yaşta zaten. Hepimiz eylemlerde büyüdük. Aynı eylemlerde. Son 10 yılı geçkin süredir gazeteci olarak takip ediyorum bilfiil. Yani kendi adıma dersem dediğim gibi benim kişisel tarihim aslında. Doğal olarak herhangi bir şiddet olayı ya da veya şiddet olabilecek düşüncesi bile beni çok etkilemiyor. Gazeteci olarak baktığımızda da ortada bir hak ihlali var. Ortada Anayasa Mahkemesi'nin de kabul ettiği başka iki defa da başka kararlar verilen bir hak ihlali var cumartesi anneleri için. Orada işkence gören insanlar var. Gazeteciliğe baktığımız yönden bakarsak, yani biz gazeteci olarak baktığımızda o ihlalleri her hafta ısrarla görmek zorundayız, göstermek zorundayız. Ya şöyle olur, orada yaşanan işkenceyi, orada yaşanan darpı, engellemeyi birilerinin göstermesi gerekiyor, inatla göstermesi gerekiyor. Onlar inatla çıkıyorsa biz de inatla orada olmak zorundayız. Aslında bir inat meselesi bizimkisi. Yani devlet inatla engelleyecek, engelliyor. Biz de o engellemeyi inatla göstermek zorundayız. Bileceğim. Yani fark etmiyor benim için. Ben başta da dedim, daha korkunç şiddetlerini de gördüm. Cumartesi annelerine yaptıkları, bize yaptıkları. Yani 700. haftada, sonraki haftalarda bize uyguladıkları ya da 700. haftanın öncesinde de bize uyguladıkları daha korkunç şiddetleri de gördüm. Sadece şey de değil bu olay, fiziksel bir şiddet de değil. Israrlı takibi de gördüm, taciz etmelerini de gördüm. Ona rağmen vazgeçmedim. Bundan sonra da yani bir şiddetten vazgeçecek değilim. Her hafta yine burada olacağız. Aslında önce cumartesi annelerinin mücadelesinden biraz bahsetmek gerekirse, yani 95 yılından beri tek bir taleple o meydandalar. Failler yargılansın istiyorlar, kayıplarıyla buluşmak istiyorlar ve cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'na mezarlığımız diyorlar. Yani bu bir anne için, bir kayıp yakını için korkunç bir cümle.
İnsanlara içselleştirmek zorunda bıraktıkları şey, kayıplarıyla buluşabilecekleri tek bir sokak, ellerinde karanfille gittikleri tek bir meydan. Belki her hafta cumartesi günü biz biliyoruz ki o saatlerde o insanlar orada gözaltına alınacaklar, orada işkenceye maruz kalacaklar. Bundan birkaç hafta önce Hanife annenin oğlunun fotoğrafını yırtan bir polis nefretini gördük biz. Biz bir devlet şiddetini kendi kolluğuyla her geçen gün yüzümüze vuran bir hal aldı ve biz ne kadar şiddete maruz kalsak da, işkenceye maruz kalsak da, cumartesi insanları o meydandan vazgeçmediği sürece gazeteciler de o meydandan vazgeçmeyecekler.